Ama bazı sınavlar imkansızdır. Çünkü aile olmak birbirimize görünmez bir zincire bağlı olmak gibidir. Ve her zincirin bir zayıf halkası vardır. Ya duygularına yeniktir, ya hırslarına, zaaflarına, isteklerine. Sebepleri fark etmez. Sonuç değişmez. Zincir hep aynı yerden kopar. Tek bir küçük zayıf halka, o güçlü, o dağılmaz sandığın koca zinciri koparıp gider. Bu yüzden derler ki, aile kralların bile giremediği sağlam bir kaledir ve bütün kaleler içeriden fethedilir. Şu ninelerimizin anlattığı hikayeyi bilirsin. Köydeki züğürtü bir kuyuya itmişler. Kim itti ki beni? Düşmanım yok demiş. Köydeki derviş de demiş ki, düşmanın yoksa akraban da mı yok? Biri vardır. Her ailede en azından biri vardır. Vay vay vay. Asistanları iyi kazanıyor herhalde. PA. PA, ha? Personal assistant. Evet. Seni dinliyorum. Size duruşmada işinize yarayacak bilgiler verebilirim. Yani şartlarda anlaşırsak. İnternete girdin, yorumları gördün ve kendini öldürmeye karar verdin. Sen o yorumlardan daha büyük kötülük yaptığının farkında mısın kendine? İnternette benim adımı arattınız mı? Ne hissediyorsun? Haksızlığa uğramış gibi mi? Korku. Neden korkuyorsun? Ya doğru söylüyorlarsa? Ne hakkında? Ela, bunu erotomani meselesi için düşünüyorsan benim doktorun olarak seninle ilgili böyle bir teşhisim yok. Zaten avukatının mahkemeye sunacağı rapora da yazdım bunu. Şimdi sana çok açık soracağım. O gece seni İlker Ilgaz'ın dövdüğüne emin değil misin? Siz nörologla konuşmadınız mı? Adımın Ela olduğundan bile emin değilim.